Alpleri içeri götürün. Siz de burada bekleyeceksiniz Ertuğrul Bey. Sultanımız bizi neden tevkif ettirdi Aziz? Atabey Şemseddin Altunaba sultanımıza bir mektup göndermiş. Emir Saadettin'in yaveri Göktuğ'u öldürmüşsün. Doğru. Öldürdüm. Çünkü kahpelik edip Ahmet'i öldürmeye kalktı. Saadettin'in niyeti gerçekleri söylediği için Ahmet'ten intikam almaktı. Ben de gereğini yaptım. Mektupta Emir Saadettin'i de öldürdüğünü düşünür Altunaba. İndi de sultanımızı öldürmek için yanına gidermişsin. Yalan. İftira. Ne Emir Saadettin'i öldürdüm, ne de niyetim sultanımızın canına kıymaktır. Bilakis sultanımızın hayatını kurtarmaya gideriz biz. Bu da ne demek Ertuğrul Bey? Sultanın hayatı tehlikededir Aziz. Tez varmazsak onu öldürecekler. Bizi tutarak onların yolunu açarsınız. Benim vazifem seni tevkif edip sultanımızın huzuruna çıkarmaktır Ertuğrul Bey. Hükmünüzü sultanımız verir. İftiralarla sultanın gözünü boyadılar. Sultanın canına kast edecek olan Emir Saadettin'le Mahberi Hatun'dur. Sen ne söylediğini bilir misin Ertuğrul Bey? Bilirim Aziz. Bilirim. Gayet iyi bilirim. Sultanın huzuruna götürüldüğümüzde o da bilecek. Kapıları kilitleyin. Sen nasıl belalarla uğraşırsın Ertuğrul Bey? Senin işin zor. Ama bu iplerden kurtulup buradan kaçmamız lazım. Yarın sultanımızın huzuruna varacağım. İnşallah çok geç olmaz Ahmet. Neden böyle dersin? Altunoba'nın bu yalanı sultana yazmasının elbette bir sebebi vardır. Aziz'i yanından uzaklaştırdılar. Beni suçlu gösterdiler. Biz de çocuk gibi teslim olduk. Sultanın huzuruna varmamıza mutlaka mani olacaklardır. Bu iplerden kurtulmamız icap eder Ahmet. Allah'ım. Allah'ım bize yardım edesin. Hafsamı, balacığımı bana bağışlayasın.
Onlara tez vakitte şifa veresin ya Rabbi. Ya Rabbi. Ertuğrul Bey'imizin yolunda hatalarımızdan, günahlarımızdan sen bizi uzak tutasın. Uzak tutasın Allah. Senin şifana muhtaç olan Hafsa kızımıza nice dertlerin devası gül yağından şifa nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi. Muhakkak ki zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. Muhakkak ki zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. Muhakkak ki zorlukla beraber bir de kolaylık vardır. Hafsa kızımızın yükünü kaldır, ona şifa ver ya Rabbi. Size yemek getirdim Artuk Bey. Hiç yesim yok Durmaca. Sağ olasın. Sabahtan beri hiçbir şey yemediniz. Kendinizi hırpalayıp durursunuz. Size bir şey olacak diye kaygılanırım. Daha evvel de türlü sıkıntılar yaşanmıştı. Lakin böylesi ilk defa olur. Turgut'la Bamsı kardeşten de öteydi. Cihan yıkılsa kardeşliklerine zeval gelmezdi. Nasıl bu hale geldiler hala aklım almaz. Siz görmüş geçirmiş birisiniz Artuk Bey. Bu sıkıntılı günleri nasıl atlatacağınızı iyi bilirsiniz. Olan oldu. Bundan sonra ne yapacağınıza bakmalısınız. Doğru dersin Maria. Atlatırız atlatmasına da ben bu vaziyeti Ertuğrul Bey'ime nasıl izah ederim onu bilmem. Ertuğrul Bey'im giderken Turgut Bey'e de Bamsı'ya da bana da vazife verdi. Şimdi Turgut öldü. Bamsızından da. Ben de ne edeceğimi bilmez vaziyette. Yalnız değilsiniz.
Ben daima sizinleyim. Bu günleri hep beraber atlatacağız inan. Eksik olmayasın Madya. İyi ki varsın. Destur var mıdır Artuk Bey'im? Gelesin. Gereken tedbirleri aldık. Gayrı bu elin vaziyeti Haymana'ya ve hatunlarına haber edesin. Turgut Bey'in cenazesini yarın obaya getireceğiz. Emin edersiniz Artuk Bey. Ertuğrul Bey, sen sultanın canını düşündüğünü söylersin. Ben de sultanın canını düşünürüm. O vakit mesele çıkartmadan sultanın huzuruna varalım. Ertuğrul Bey, yolda bir hadise çıkarmayasın. Aziz, ne senin ne de benim sultanın yanına varmamıza müsaade etmeyecekler. Ya bir olup sultanın canını kurtarırız ya da birlikte ölümünü seyrederiz. Benim vazifem seni sağ salim sultanın huzuruna götürmek. Gereken bütün tedbirleri alacağımı bilesin Ertuğrul Bey. Askerler, atları hazırlayın. Gün doğduğunda yola çıkıyoruz. Aziz ve Ertuğrul kervansaraydalar. Ertuğrul ve Alplerinin elleri bağlı. Güzel. İşimiz daha da kolay olacak. Oradan asla çıkamayacaklar. Haydi kervansaraya gidiyorum. Bir kısmınız Angelos'la birlikte pazarın dışında pusuda bekleyecek. Bir kısmınız da benimle birlikte arabaya gizlenip pazara sızacak. Hazır olduğumuzda saldırıya geçeceğiz. Tüccar kılığında olanlar pazara sızıp benim hareketimi beklesin. Gidin. Ben saldırıya geçtiğimde sen de adamlarınla birlikte pazara saldıracaksın. Umarım bu işi de berbat etmezsin. Üstüme gelip durma Titan. O bir kere olur. Bu kez hata olmayacak. Tekfur babana kelleni yollatmak istemiyorsan öyle yaparsın. Hazır olun, gidiyoruz. Böyle olacağını nereden bilirdik Haymana?
Antolsun sizden yana bir sıkıntımız yoktu. Sadece herkes kendi düzenini kursun istedik. Kızım, kötü bir niyetiniz olmadığını biliriz. Hırpalamayasın kendini. Olan oldu gayrı. Artık dua ve tevekkülden başka bir şey gelmez elimizden. Turgut'la Bamsı neden gelmedi? Bir gittiler, gidiş o gidiş. Titan soysuzunun peşine düşmüş olabilirler. Onlar kazasız belasız dönsün. Hafsa kızım da şifa bulsun inşallah. Başka ne isterim? İnşallah. Hafsa kızım nasıl efendim? Hafsa kızımız için elimden geleni yaptım. Gayrı takdir Allah'ındır. Siz de duanızı eksik etmeyesiniz. Allah kızımıza Şafi ismi şerifiyle şifa verir inşallah. Amin. Amin. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Destur var mıdır Hayme Ana? Gelesin hele. Beni Artuk Bey'imiz gönderdi Hayme Ana. Size mühim bir haberi vardır. Kendi dertlerine düşüp pazarın emniyetini unutmuşlar. Tam da istediğimiz gibi. Hanın önüne geldiğimizde saldırıya geçeceğiz. Hazır olun. Ertuğrul Bey, gayrı vakit gelmiştir. Gidelim. Aziz, pusasını bırak teslim ol. Siz de kimin itlerisiniz böyle? Bu ne densizliktir? Büyük itin enikleri. Ne biz size teslim oluruz, ne de devleti sahibinize teslim ederiz. Ertuğrul Bey'im. Gene haklı çıktın. Öldürün hepsini. Go!
Kurtaracağım seni, dayan. Dayan. Dayım. Ölüm vakti gelmiştir. Seni nasıl bırakırım Ahmet? Bırakmam. Bırakmam. Sen benim için üzülme beyim. Ben ölümlerden en güzelinin nasibini alıyorum. Yeniden doğmama vesile olan bir dostum için canımı verdim. Sen git. Görevini yap. Sultanı kurtar. Seni bırakmam. Kanlı şölen başlıyor. Babası.
Çocuk kaçırmak, hatun kaçırmak neymiş? Şimdi göreceksin. Kaçırcının yer kalmamıştır soysuz. Ettiklerinin hesabını kesme vakti gelmiştir. Demek hepsi oyunda. Asıl oyun şimdi başlayacak. Hem de kanlı bir oyun. Yiğitler, saldırın. Haydi kaçırırsın ha? Beni benim inlemeden öldürmeyeceğim seni. Beni benim inlemeden öldürmeyeceğim. Ne vakittir şöyle sağlam dayak atmamıştım. Soysuzun eti kemiği sertmiş. Lakin Bamsu'nun yumruğu yumuşacık etti onu. Hamur gibi çiğnedim. Öteki soysuz da kuyruğunu kıstırıp kaçtı. Sayende onun da hakkından geliriz evvelallah. Turgut, Hafsam'la balama bir şey olursa bedelini ödetirim sana. Bedel ödemesi gereken kişi Turgut Bey değildir. Bedel ödeyecek kişi Maria'dır. Sen ne dersin Artuk Bey? İçimizdeki hain Maria'dır Bamsı. Artuk Bey, bu ağır bir ithamdır. Maria senin hatunundur. Ne bilirsin Artuk Bey? Konuştuğumuz her şeyi Titan'a ancak bir kişi götürebilirdi. O da Maria'ydı. Lakin bundan emin olmamız gerektir. Olacağız Turgut Bey, olacağız.
Onlara öyle bir oyun edeceğiz ki hem içimizdeki haini açığa çıkaracağız hem de Titan'ın kellesini alacağız. Ne yapacağız artık bey? Başımızdaki belayı savuşturduk. Öcümüzü aldık. Hadi bakalım. Şimdi sizlere yakışır şekilde sarılıp kucaklaşın. Bu dargınlık bitsin gayrı. Hadi. Bir kusur ettim kardeşim. Hepimiz insanız kardeş. İnsanız hepimiz. Hatunumla babam kaçırılınca aklım başımdan gittiydi. Hem onları kurtardık kardeş. Hem de bu soysuzların hakkından geldik kardeş. Evelallah. Evelallah. Çok şükür kardeş. Çok şükür. Hem kardeş cezanı kalede kestirdim. Daha ne olsun? Cezamızı kesen dostumuz olsun. Senden gelen ölüm şerbettir bize be kardeşim. Kardeşim. Kardeşim benim. Tazedir daha, uzanasın. Ahmet. Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey'im nerededir? Ertuğrul Bey'im yaralarını dağlayıp kendi eliyle sardı. Sonra da sultanın yanına gitmek için yola düştü. Beyim geri dönene kadar seni bize emanet etti. Ertuğrul Bey'in yanında olmam lazımdır. Bana ihtiyacı vardır. Bu halde bir yere gidemezsin. Kardeş, beyim Allah'ın izniyle sağ salim dönecek. O gelene kadar sen yaralarını iyileştirmeye bak. Allah'ın Ertuğrul Bey'imize yardımcı olsun. Amin. Emir Hazretleri. Emir Hazretleri. Nasreddin Ali. Seni sürünesin diye değil.
sarayda hak ettiğin mevkiye gelesin diye yetiştirip sultanın emrine verdin. Şimdi o makamın eşiğindesin. Korku içimi kemirir Emir Hazretleri. Merak etmeyesin. Bütün vesvesen bu gece sona erecek. Sultanımız son gününde afiyettedirler inşallah. Şehzade Gıyasettin'le ava çıktılar. Hala. O pek sevdiği kuşları avlayıp afiyetle yerken Hakk'ın rahmetine kavuşacak. Günahıyla, sevabıyla bir devrin sonudur bu. Senin içinse cennet günleri başlayacak. Başlayacak değil mi Nasuhreddin Ali? Başlayacak Emir Hazretleri. Hala. İşini bitirdiğine emin olunca haber edesin. Burada buluşalım. Buluşalım ki hak ettiğin saadeti sana vereyim. Üç Bey Ertuğrul Bey'in buraya geldiğini biliyorum. Sultanımız onun hakkından gelecektir inşallah. Lakin tedbiri elden bırakmamak lazım. Bu iş bu gece bitecek. Beni anladın mı? Sana beni anladın mı dedim. Anladım Emir Hazretleri. Sultan bu gece Hakk'ın rahmetine kavuşacak. Hala devletimiz hizmetinin karşılığında sana minnettar olacak. Hadi git.